Balık avı tutkunu tüm dostlara selamlar. Balık avı hakkında her şey her salı olduğu gibi bu salı akşamında da amatör balık avcılığına gönül veren siz dostlara faydalı olabilecek bir video ile karşınızda. Bu haftaki konumuz levrek balığı ve avlanma teknikleri. Dostlar levrek nerede avlanacağından, ne ile avlanacağına, ne zaman avlanacağına, nasıl avlanacağına kadar her konuda tecrübe gerektiren çok çevik ve kurnaz bir balık. Oldukça sığ, düz, tenha ve sessiz alanlarda dolaşmayı seviyor levrekler. Kış aylarında deniz zeminine yatar ve neredeyse hiç hareket etmezler. Oldukça lezzetli olduğundan ülkemiz amatör balık avcılarının bir numaralı hedefi oldu. Levrek balığı. Levreklerin çoğu şafak vaktinden gün doğumu ve gün batımı sonrasına kadar avlanabilir. Yoğun deniz trafiği, teknelerin sesleri doğası gereği hassas olan bu balığı kaçırır. Ayrıca bilinçsiz avlanma ve deniz kirliliği de ülkemiz kıyılarında levreklerin azalmasında büyük bir etkendir. Bu tür bilinçsiz ve açgözlü gözlü davranışlar sadece levrek balıklarının değil, birçok balık türünün de ülkemizde azalmasına sebep olmuştur. Tecrübeli arkadaşlar yorumlarda deneyimlerini paylaşırsa bu hobiye yeni başlayan abonelerimize yardımcı olurlar. Son yıllarda levrek avcılığının en çok uygulandığı yöntem Herhalde at çek yani spinning yöntemi olmuştur. Ben de bunu kullanıyorum sıkça. Levrek yırtıcı bir balık ve kolay kolay avlanmaz ve bizim denizlerimizdeki belki de en akıllı balıklardan biri. Levrek avlanırken çevresini izler. Hatta avının sudaki hareketlerini uzaktan uzaktan kontrol eder. Atçak avı yaparken kullandığımız maket balıkları da aynı şekilde izler ve hatta sudan çıkışlarını kontrol eder. Avlanmak için hafif dalgalı suları tercih ediyor levrekler ve kefal ve benzeri balıkların yavruları da hedefinde yer alıyor. Tabi levrek her türlü küçük balığı kolaylıkla avlar. Denizde levrekler işte kefalden lokum balığına kadar, gümüş balığına veya Karadeniz'de hamsiye kadar pek çok yavru balıkla beslenir. Buna benzer maket balıkları avınızda kullanabilirsiniz. Levrek genellikle sabah gün doğumunda ve akşam gün batımında böyle çırpıntılı bölgelerde avlanır. Taşlık bölgeleri sever. Kumlu denizleri de sever. Özellikle ama tatlı suyun denize aktığı yerlerde bulunur. Ve buradan gelen börtü böcekleri ve hatta fareleri bile yer levrekler. Hatçek yönteminde levrek yakalamanın en etkili yolları maket balıklar ve silikon yemlerdir. Peki senin favorin nedir derseniz benim favorim tabii ki silikon yemler ve su üstü maket balıkları. En verimli yemler bence silikon yemler gerek yavru balık gerek karides şeklindeki silikon yemler levrekleri cezbediyor. Canlı balığa benzeyen bu yapay yemler denizde yüzen yavru balıkları taklit ederek ve hatta ses çıkartarak levreklerin dikkatini çeker. Levrekler meraklı balıklardır. Bu yüzden bu sesi duyar duymaz ava doğru gelirler. Ancak levrekler bir yandan da çok sinsi balık olduğundan sizin denize vuran gölgenizden ve hatta kıyıda ayaklarınızın altındaki çakıl taşlarının tıkırtısından bile huylanıp yeminize saldırmazlar. Yani devreklerin size doğru gelmesi hemen tuzağınıza düşecekleri anlamına gelmez. O sesi duyduğunda önce bir süre gözlemler merakından dolayı temkinli bir şekilde yaklaşır ve eğer kendini rahat ve güvende hissederse avına saldırır. Bu nedenle önemli olan hiçbir şekilde sizin orada olduğunuzu levre hissettirmemek gerekmesidir. Eğer çok su bir yerde avlanıyorsanız eğer suya girmek zorundaysanız suyun içinde çok fazla hareket etmeyin. O şekilde avlanın. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşın. Peki levrek yakalamanın başka yöntemleri yok mu? Elbette var. Yemli takım bir seçenek. Bu tarz avları genellikle dalgalı havalarda yaparsınız ve oltayı olabildiğince uzağa atarsınız. Surf fishing tekniği yani. Ancak levrekler özellikle Akdeniz'de kıyıya çok yakın yüzerler. O yüzden yemli avda levrek avlamak için çok uzağa oltayı bırakmak gerekmez. Dalgaların kıyıya vurduğu bölgelere kadar levrekler kıyıdaki parçalanmış midyeleri veya yengeçleri yemeye gelirler. Siz de yemli avda o bölgelere oltanızı atarak levreği yakalayabilirsiniz. Kanalın büyümesine abone olarak ve beğeni bırakarak siz de katkıda bulunabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Levrek yakalamanın belki de en etkili yollarından bir tanesi canlı yemler. Levrekler çok zeki balıktır ancak kancaya takılıp şöyle sığ sulara atılan canlı yemlere de dayanamazlar. Özellikle kefaller bir numaralı yem. Ayrıca şamandıralı oltayla teke tabir ettiğimiz küçük karides yavruları da canlı olarak levreklere atılır. Canlı yemle avlanacaksanız ilk tasma ve kancanın balığın ağzına batma anı çok önemli. Çok dikkatli olmalısınız. Misinanız dayanıklı ancak ince olmalı. İğneniz geniş ağızlı ve keskin olmalı. Canlı yemin takıldığı misina kesinlikle gevşek olmalı. En ufak bir gerginlik levreğin canlı yemi ağzını aldıktan sonra tekrar kusmasıyla sonuçlanır. Levrek yakalayacak balıkçının levrekten daha sinsi, levrekten daha sessiz, levrekten daha akıllı ve levrekten daha çevik olması şarttır. Levrek yakalamanın yollarını sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmiştir. Yorumlara aklınızdaki soruları yazmaktan çekinmeyin dostlar. Bu haftanın videosu da böyleydi arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Her salı akşam saat 9'da yeni bir video ile birlikteyiz. Haftaya görüşmek dileğiyle.